akademik kadro açısından, hekim açısından baktığımız zaman 2018 Eylül kuruluşta 22 tane profesörümüz vardı. Şu anda 51 profesörümüz var. %131'lik bir artış. 2018 Eylül itibariyle 27 doçentimiz vardı. Şu anda 68 doçentimiz var. Yaklaşık %151'lik bir artış. Doktor öğretim üyesi 2018'de 102, şu anda 141 doktor öğretim üyesi var. Ve toplamda baktığımız zaman akademik kadromuz 351 iken şu anda 566 akademik kadromuz. Yani bunlar çok güzel rakamlar. Birçok bölümde şu anda bu doluluk oranı %102'den %104'e çıkma nedeni de o. Ha, şunu sorabilirsiniz, nasıl %102 olur? Onun nedeni şu. Bugün hasta taburcu oldu. Hemen yerine aynı gün bir hasta yatırıyorsunuz ya. Aynı gün iki hasta göründüğü için bazı bölümlerde, o yüzden %101'ler, %102'ler, %103'ler olabiliyor. Ama %100'ün üzerinde sonuçta. Yani yatağım boş kalmıyor benim. Niye oldu? Artık il dışına hasta göndermiyoruz birçok bölümde. Yani hepiniz biliyorsunuz, kardiyolojide çok fazla hasta gidiyor il dışına. Kardiyovasküler cerrahide çok fazla hasta gidiyor. Beyin cerrahisinde, ortopedide, onkolojide çok fazla hasta gidiyor dışarıya. Bunlar büyük oranda artık gitmiyor. Dolayısıyla bunlar Afyon'dalar. Dolayısıyla bunlar hasta sayımızı çok ciddi oranda arttırdı. Poliklinik sayılarımız çok ciddi oranda arttı. Bunu da ancak bu akademik kadroyla, bu eğitim kadrosuyla, bu hekim kadrosuyla tolere edebilirdik. Tabii çeşitlilik de arttı. Yani olmayan bölümleri açtık. Öyle olunca da hasta sayımızda da bu artışı görmek çok çok normal. O yüzden yetmiyor. Daha da büyümemiz gerekiyor. Daha da yatak sayımızı artırmamız gerekiyor. Çok rahatlıkla şu anda birçok büyük üniversiteyle yarışabilecek durumda akademik kadroya sahip olabildiğimiz olduğumuzu söyleyebilirim. Hocam nerede? Sinan Hocam burada. Diş Hekimliği Fakültesi. Herkes kafayı sallıyor. Evet. Doğru, haklısınız. Değerli basın mensupları, birçok diş bölümümüzde hekim yokken, hoca yokken, hocam şu anda ortodonti bölümünde Türkiye ortalamasının kaç olduğunu söyleyebilir misiniz üniversitelerde? Gidi zor diyor. Hocam ortodontide Türkiye'de şu anda diş hekimliği fakültelerine gidin. Bakın, bir en fazla iki hoca bulabilirsiniz. Bakın, en fazla iki hoca bulabilirsiniz. Ortodonti dişin estetiğidir bir anlamda. Şu anda bizde üç hoca. Birçok üniversitenin gıptayla baktığı durumdayız. Peki bu insanlar buraya niye geliyor? Onu da söyleyeyim. Yani buraya bu kadar hekim, bu kadar akademisyen nasıl geliyor? Diş hekimliğine bahsedeyim, ondan sonra bunu açıklayayım. Şimdi diş hekimliğinde ciddi bir şekilde diş hekimi sayısını, akademisyen sayısını arttırdık. Asistan sayısını arttırdık. Diş hekimliği fakültesindeki açıldı. Oraya öğrenci almaya başladık. Buradaki öğrencilerin staj uygulamaları da bize bir ciddi avantaj sağladı. Bunun sonucunda daha fakültenin açıldığı ikinci, üçüncü yılında neredeyse boş olan diş hekimliği fakültesi full kapasite gitmeye başladı. Full kapasiteyi geçtik. En çok şikayet aldığım yer olmaya başladı. Niye? Randevu alamıyoruz. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum, açıkçası söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde, saat 12'den itibaren açıldığında sıfır tık kapanıyor, bitiyor. Anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var. Yine halkımız büyük oranda, özellikle cerrahi işlemlerde veya ortodonti işlemlerinde, pedodontide, çocuk dişte il dışına veya özele gidiyor. Hizmetiniz kaliteli olunca, iyi olunca sizi tercih etmeye başlıyorlar. Hocam 45 miydi ünitimiz açıldığında? 57. 57. Şu anda bu hafta açıldı mı? Başladı mı? Yani şu an 2 gün içinde başlayacak. Birkaç gün içerisinde ünit sayılarımızı arttırdık. Yetmedi, 76'ya kadar çıkmıştık. Birkaç gün içerisinde inşallah
20'nin üzerinde ünitemiz hizmete giriyor, 98 ünite çıkıyoruz. Önümüzdeki hafta, hocam başlamış oldu. Önümüzdeki hafta itibariyle de 98 ünite çıkıyoruz. Bakın ne yaptık biliyor musunuz? Fakülte içerisindeki derslikleri boşalttık. Öğrencinin ders gördüğü yerleri boşalttık. Bahçede onlara prefabrik derslik yaptık. Bütün derslikleri ünitelere çevirdik. Bu şekilde karşılayabiliriz diye. Önümüzdeki hafta itibariyle 98 ünite çıkacağız inşallah. Yani bu randevu sorunu bir nebze olsun şey yapmaya çalışacağız, tedavi etmeye, sorunu çözmeye çalışacağız. Başlangıçta neredeyse hasta yoktu. Aylık gelirleri 250 bin civarındaydı. Şu anda 6 milyonu aştılar. SUT'taki fiyat artışlarından kat be kat fazla bir artış oldu.